This is the future. Merhaba arkadaşlar, ben Tuncay Bayrakçı, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz son dersimizde yumruk çeşitlerini gösterdik. Zincir yumruk, kroşe ve apartatı nasıl kullandığımızı, nerelerde kullandığımızı gösterdik. Bu dersteki konumuz Watsa, yani zincir 2 öğrencinin zincir yumruklarla birbirine saldırdığı zaman Lassao teması, Lassao nasıl yapılır? Lassao'nun detayları arkadaşlar. Evet, bu dersi çok çok iyi dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, zincir yumruğu geçen dersten hatırlıyorsunuz. Vücudun tamamen bana bakıyor. Ne yapıyordu? Diyaframla düz bir şekilde bana doğru, gırtlağıma doğru veya gırtlaktan yukarıya biliyorsunuz general bölge diyoruz. Yani buradan nereden darbe alırsanız alın düşüyorsunuz zaten. Bu şekilde atıyorduk. Şimdi çok detaylı anlatacağım. Bu eli iptal ederim. Bu eli benim al. Yok bu eli. Şimdi direkt yumruklar için konuşuyorum. Direkt yumruklar için. Boks yumruğu da olabilir. Boks yumruğu da olabilir. Kickboks. Muay Thai yumruğu da olabilir. Hiç fark etmez. Direkt yumruklar için anlatıyorum. Şimdi rakibim bana kendi çizgisinden, kendi ekseninde dost doğru bir yumruk atıyor. Biz buna direkt yumruk atıyoruz. Çeneden gel, döndürerek gel. Boks yumruğu olsun. Evet, boks yumruğu. Aynen. Ne yapıyor? Kendi noktasından benim noktama düz bir yolda yumruk atıyor. Biz buna direkt yumruk diyoruz. O biraz sokak direği gibi oldu. Boks direği biraz daha kapalı geliyor. Evet. Şimdi bu gelen direkt yumrukta bazı durumlarda ben de yumruk atıyorum tabii. Ben de bunu yok edelim. Kafa karışmasın. İkimiz de birbirimize direkt yumruk atıyoruz. Şimdi burada bizim istemediğimiz şey, ki şu anda gerçekleşti. Bizim istemediğimiz şey onun bana vurması, aynı anda benim de ona vurmam. Yani ben istiyorum ki ben vurayım, o bana vuramasın. İkimiz aynı anda birbirimize vurmayalım. İkimiz aynı anda birbirimize vuruyorsak bu boks maçı olur. Wing Chun size diyor ki darbe almadan darbe verin rakibinize. Bu nasıl gerçekleşecek? Şimdi görüyorum ki direkt yumruk gelirken benim elim içeride kalacak. Diğer bir olasılık elim dışarıda kalacak. Doğru mu? Şimdi biz içeride kalan eli konuşalım. Burada atıyorum yumruğu. Eğer bu şekilde atarsam ki senin de biraz dirseği içeri alman lazım. Profesyonel dövüşçüysen eğer. Amatörsen başka bir şeyler yapacağız. Şimdi bu durumda bu durumu nasıl düzeltebiliriz? Elimin içeride kalacağını gözlerimle görüyorum. Ve ne yapıyorum? Dirseğimi açıyorum. Ve yumruğumu biraz daha yukarıya çıkarıyorum. Şimdi burada rakibin boy avantajı da var. Alnına doğru ilerliyorum. Diyelim ki boyu benim boyumda. Oradan anlatayım. Buradayız. İkimiz de direkt yumruk attık. Görüyorum. Attık ikimiz de. Benim elimi içerideyken dirseğimi dışarıya çıkarıyorum. Okey. Yumruğu bana vurmaya çalış. Evet. Vurmaya çalış dediğimde yukarıya doğru kalkıyorsun değil mi? Kalkmadan vurmaya çalış. Biraz daha küçüle. Evet. Bu sefer de dirseği açıyorsun değil mi? Vurmak için. Aynen. O zaman direkt yumruk olmuyor ama. Kroşeye dönüyor değil mi? Demek ki neymiş arkadaşlar? Eğer elim içerideyse zaten bu bir anlık oluyor. Yani içeride zaten ben yumruğu içeriden atıyorum. Yani bunu ben sağlıyorum. Tesadüfen de içeride kalabilir. Bakın bu ayrıntıları anlatıyorum. Çok net anlayın diye. Tesadüfen de elim içeride kalabilir. Dirseğimi dışarıya çıkarayım. Okey? Ve ben rakibime vururken o dirseğimin açısından dolayı yumruğu dışarıya doğru, biraz şöyle yapalım. Bunu da biraz içeri alalım. Evet. Şöyle kamera görecek. Dirseğimin açısından dolayı yumruğu dışarıya çıkıyor. Okey? Olayımız bu. Elimiz içerideyken. Elimiz dışarıdaysa, ya ben böyle istiyorum, dışarıdan içeriye doğru girmek istiyorum. Rakip dost doğru yumruk atıyor. Ne yapıyorum? Dışarıda. İçeriye doğru yumruğumu atıyorum. Burada da dirseği biraz önce dışarıya almıştım, şimdi içeriye alıyorum. Neden? Yumruğum dışarıda. Eğer ben bu dirseği açarsam, yine boks maçına döner, yine ikimiz de darbe alırız. Ne yapıyorum? İlerlerken elimi, dirseğimi içeriye alıyorum. Yine direkt yumruk atıyorum. Yine rakibe direkt ilerliyorum. Bu şekilde dirseği içeri alıp
tekniğimi tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim Vassa'ya. Şimdi bu hem sağ elle hem sol elle yaparsak Vassa oluyor. Tabii daha fazla detay var ama anlatacağım. Şimdi iki elimizi de alalım. Şimdi yavaş, çok yavaş yumruk atmanı istiyorum. Zincir yumruk atmanı. Evet. 1, 2, 3. Şimdi arkadaşlar devam et. Şimdi buradayım. Elimin biri içeride, bakın. Sağ elim içeride kaldı. Sol elim dışarıda. Sağ elimle dirseğimi hafif dışarıya çıkarıyorum ki sen de içeriye alıyorsun. Bu yumruk buraya girmesin. Burada da ben sol yumruğumda dirseğimi içeriye alıyorum ki bu yumruk yüzünde patlamasın. O da dirseğini hafif dışarı, çok dışarıya değil, hafif dışarıya alıyor ki bu yumruk, eğer dirseğini çok içeriye alırsa yumruk suratında patlar. Bu da rakip de, öğrencimiz de dirseğini dışarıya alıyor ve yumruğu çok az bir şey içeriye, benim yumruğum içeriye girmemiş oluyor. Şimdi dirsek içeride, dirsek dışarıda. Dirsek içeride, dirsek dışarıda. Çok güzel. Şimdi gelelim hatalara. Evet, şimdi bu bir hata. Vassal'da arkadaşlar en önemli şey, eğer rakip, siz saldırdınız içeride, ki ben burada içeride boşluk arıyorum. O da dışarıdan hem boşluk arıyor, bu dirsek içerideyse vuracak. Ben de içeride, dirseği dışarıdaysa buradan boşluk vursam vuracağım. Bir ayrıntı daha var. Elini erken kaçırırsa, yani yumruğu tamamlamadan erkenden kaçırırsa o zaman da vurur. Yani burada yumrukla gel ama erken kaç. Gel, vurmadan kaç. Kaç, o zaman da yumruğumla saldır. Şimdi biz ne yapıyorduk burada? Oraya dönüş yapalım. Şimdi buradayız. Dirseği içeri al. Ben burada içeriden boş, dirseğin kolun içinden boşluk arıyorum vurmak için. O da kolun dışından boşluk arıyor. Ve boşluk yoksa eğer bu kolu asla açmayın Vassal'da. Neden? Çünkü karşı tarafa teknik yaptırırsınız. İşte Vassal yapmanın amacı bu zaten. Bir, içeriden ve dışarıdan boşluk aramak. İçeriden boşluk aramak, dışarıdan boşluk aramak. İçeriden boşluk aramak, dışarıdan. İçeriden ki vuruyor, boşluk var. Dirseği içeriye alıyoruz. İçeriden boşluk aramak, dışarıdan boşluk aramak. Evet. İçeriden ara, sen de benim içeriden, yani yumruğun içinden boşluk ara, dışından boşluk ara. Evet, burada bak arkadaşımızın yaptığı hata, zaten ben de bu hatayı yapmanı istiyordum. Burası boş olmamasına rağmen ilerledi. Ne oldu? Bak yumruğun boşa çıktı. Normalde buraya gelmesi gerekiyordu. Neden gelmiyor? Çünkü içerisi dolu ama sen basınç yaptın. Dolu olmasına rağmen ve yumruğun boş açık. Arkadaşlar burada boşluk arıyorsunuz ya, şuradan göstereyim. Burada boşluk arıyorsunuz ya, ilerlemeyin. Eğer doluysa, bak dirseği açmış, ilerlemeyin. Burada boşluk arıyorsunuz, eğer doluysa, dirsek içerideyse ilerlemeyin. Yumruğunuz kırık kalsın, ekleminiz kırık kalsın. Ne de? Teknik doğru dedim, doğru biraz önce. Şimdi aynı hatayı sen yap mesela. Buradayız, dolu mu bir bak. Yani vurabiliyor musun yumruğu? Vuramıyorsun değil mi? Yani assan bu tarafa gidecek, doğru mu? Aynen. Şimdi dolu olmasına rağmen ilerle, ne oluyor? Ah, bu sefer de bak hayali bir yere vuruyorsun. İlerle derken suratıma ilerle. Evet, pam, faksa tekniği oluyor. Şimdi eli bu sefer içerideyken, benim elim içerideyken, eli dışarıda. Biraz önce bunu yaptık, özür diliyorum. Şimdi buradayız. Burada boşluk dolu. Gitmemelisin değil mi? Peki giderse ne oluyor? Gel. Zaten bu yumruğu yemeyecek. Ne yapıyorum? Hafif yön veriyorum. Çamza tekniği yapıyorum. Çamza. Tekrar gel. Dolu mu? Dolu. İlerle. Okay. Bunu şuradan göstersek böyle. Diğer elle de gösterebilirdik ama olsun. Şimdi buradayız. İçerisi dolu olmasına rağmen. Hani bu Lassa aksiyonun içinde, burada bu aksiyonun içinde eli içeride dolu olmasına rağmen bu şekilde ilerliyor. Demek ki dolu değil, değilmiş, girdi. Doğru mu? Mesela evet doluymuş. Bakın bir ilerledi. Aslında yumruğu yedi. Bak, birincisi bu. İkincisi teknik de yapabilirdi. Ne yapardı? Beni buraya çamzaya alırdı. Şuraya boşluğa. Hayır hayır, o değil. Buraya boşluğa alırdı. Puh. Vurabilirdi. Buradayken
Dolu olmasına rağmen ilerlersen buradan elini, dirseğini kaldırıp dirsek vurabilirdi veyahut da faksa tekniği yapabilirdi. O yüzden Laksa'yı şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Boşluk var mı? Boşluk var mı? Boşluk arıyorum. Boşluk var. Kolunu açma. Açma. Boş bak. İlk zaten girer girmez anlıyorsun. Bak açtın kolunu açma. 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 Bu da kavza. Bu sefer de dışarıya açıyorsun. Yani bu tarafa basman, yani bu direkt basman bir teknik doğurur. Bu tarafa basman da bir teknik doğurur. Teknik yaptırırsın kavza. Şu anda tam istediğim hataları yaptın. Harika oldu. Şimdi buradayız. Arkadaşlar doluysa ilerleme. Hemen diğer yumruğunu derim. Açtın kolu açma. Açma yani açma evet. Dirsek burada neredeydi? İçeride. Bam. Bam. Evet. Bam. İlerliyorsun. İlerleme. İlerleme. Hepsi karşı tarafa teknik yaptırırız. Evet. Aynen. Aşağıda basmıyorsun. Düz. Düz. Evet. Doluysa ilerleme. Ama boşluk ara. Boşluk var mı? Boşluk var mı? Yokmuş. Çok güzel. Boşluk var mı? Boşluk var mı? Yok. Lassa bu arkadaşlar. Çeşitleri var. Hemen kısaca geçelim. Lassa çeşitleri. Veyahut da onun için öteki dersler bayağı uzun oldu çünkü. Arkadaşlar diğer derslerde Lassa çeşitlerini anlatalım. Bu derste Lassa'yı çok iyi bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde anlattığımıza inanıyorum. Diğer derste de arkadaşlar Lassa'nın 5 çeşidi var. Onu anlatalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayalım lütfen. İyi akşamlar.